Abdülmecit döneminde çok aslında aman aman bir durum yok askeri olarak. Yine de bakalım. Şimdi bu dönemde askeri baytar mektepleri açılacak. Yani biraz ayrıntıda kalır ama normal baytar mekteplerini açan 2. Mahmut'tur. Askeri baytar mekteplerini açan ise dostlarım Abdülmecit'tir. Çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Şimdi savaşlarda biliyorsunuz atlı asker, süvariler var. Atlar da ölüyor savaş sırasında. İnsanlar da hani sakatta kalabiliyorlar, yaralanabiliyorlar, ölebiliyorlar da. O dönemlerde ordudaki baytar sayısı hekim sayısından daha fazla. Yani atlar insandan daha kıymetliydi. Savaşta önce mesela atın başına bir şey geldi ya ona koşuyorlarmış. İnsanlara sonra koşmaya başlıyorlar. Ne kadar acı bir durum değil mi? 1839 jandarma teşkilatının temellerini atacağız. Ve dostlarım askerlik 5 yıl ile sınırlandırıldı. 7 yıldı bak hatırlayın. İlk geldiğinde burada 5 yıla düşüyor. Peki bana söyle bakalım. Osmanlı Devleti'nde askerlik neyle zorunlu hale gelmişti? Vatan görevi sayılmıştı. Öyle bir şey yok diyorsunuz. Evet, hemen gönderin gelsin. Askerlik vatan görevi olması. Ya beni duymuyorsunuz. İnşallah öyledir. Ya da dinlemiyoruz. Allah canınızı almasın. Biraz önce anlattım ya. Tanzimat fermanıyla zorunlu askerlik geldi. Isaat fermanıyla gayrimüslimlere bedelli askerlik geldi. Şimdi tekrar soruyorum. Baştan başlayalım mı bugünü? Tanzimat fermanında. Dostlarım dedim ki size. Bana söyleyin bakalım. Osmanlı Devleti'nde askerlik neyle vatan görevi haline geldi derse yaz. Askerliğin vatan görevi haline gelmesi yazın lütfen. Bak unutuyorsunuz. Tanzimat fermanı eğer askerliğin gayrimüslimlere bedelli askerliğin gelmesi derse diyemedim. Gayrimüslimlere bedelli askerlik derse o zaman da yaz 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 ıslahat fermanına gideriz. Güzel. Aman diyeyim karıştırmayın bak bunu sordular tekrar gelebilir tamam mı? Dikkat etmenize yarar var. Devam edelim. Şimdi dostlar gelelim Abdülmecit döneminde yapılan ekonomi alanındaki ıslahatlara kalem. Bakalım neler yapmış. Birincisi biz bu dönemde rüsumat emaneti adıyla bir gümrük teşkilatı kuracağız. Çok takılmanıza gerek yok. Ama şu önemli. Abdülmecit'le beraber ilk defa kağıt paralar kullanılmaya başlayacak. Biz bu kağıt paralara Kaime-i Mutebere adını vereceğiz. Tabii kayme yeterli. Kaymeyi gördüğünüzde yapıştırın gitsin. Bak şimdi soru geliyor. En baştan. Türk tarihinde ilk defa kendi adına para bastıran hükümdar. Hızlıca yaz. Elleriniz klavyede olsun. Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk hükümdar kim derse Türk işlerde Baga Tarkan olacak dostlarım. Sultan Hocam hoş geldin. Güzel. Türk İslam tarihinde ilk defa kendi adına para bastıran Türk İslam tarihinde. Gönder gönder gönder. Türk İslam tarihinde ilk defa kendi adına para bastıran derse. Hadi bakalım. Eyvah. Kendinize gelin ya. Siz benim öğrencimsiniz. Lütfen bak böyle şeyler istemiyorum. Tekrar etmediniz değil mi? Güzel. Dostlar bu hafta en baştan itibaren geliyor ödevleriniz. İslamiyet öncesi Türk İslam. Türkiye tarihi Osmanlı kuruluş yükselme. Yığacağım size testi. Tamam mı? Çözmezseniz kavga edeceğiz. Hani nerede bu haftaki ödevler? Onlar da gelmedi zaten. Hey gidi hey. Türk İslam tarihinde ilk defa kendi adına para bastıran dostlarım Satuk Burhan. Karahanlı hükümdarıydı. Hatırla. Şimdi bana söyle bakalım. Anadolu'da ilk defa kendi adına para bastıran bir de bunu var ya 50 kere tekrar ettik ha. Anadolu'da ilk defa kendi adına para bastıran hükümdar. Hakikaten unutmuş hani ya. Mesut'a tahtınız kafaya. Allah'ım Mesut değil. Danışment Ahmet Gazi. Danışmentler Beyliği'nin kurucusu. Şimdi bak. Şimdi de yazmazsınız Mesut'u. Anadolu Selçuklu'da kendi adına para bastıran ilk hükümdar. Anadolu Selçuklu Devleti'nde. Hatta bakır paralar bastırdı. Ha yaz şimdi Mesut'u. Güzel. Birinci Mesut'la beraber ilk defa bakır paralar bastırılıyor. Peki Anadolu Selçuklu'da ilk defa gümüş ve altın paraların bastırılması. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk defa gümüş ve altın paralar. Bak Tuğçe sesin çıkmıyor. Yunus Hocam senin sesin çıkmıyor.
Duygu sen yanlış yazıyorsun zaten. Hangi kılıç arslan? İkinci kılıç arslanla beraber güzel. Peki bana söyle, Osmanlı'da ilk defa bakır paraları bastıran Osman Bey ile beraber bastıracağız. Güzel. Osmanlı'da ilk defa gümüş paralar Osmanlı oldu diyorsunuz. Güzel. Peki bana söyleyin bakalım. Osmanlı'da ilk defa altın paralar. Güzel. İlk defa kağıt para derse de hop Abdülmecit. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi dostlar devam ediyoruz bir diyelim. Biz ilk defa dış borç alacağız Abdülmecit döneminde. Bu dış borca da istikraz adını vermiştik. Hangi savaş sırasında kimden borç alındı? Hangi savaş sırasında kimden borç aldık? Gönder gelsin. Evet dostlarım, biz Kırım Savaşı sırasında ilk defa İngiltere'den Kırım Savaşı diye yazdım. Dış borç alacağız. Güzel. Peki Osmanlı Devleti'nde ilk defa esam tahvilatlarını uygulamaya koyarak iç borcu alan kim? İç borç. Esam tahvilatlarını hazırlayarak ilk defa uygulamaya koyarak özür dilerim. İlk defa iç borcu alan. Hey hey. Dostlarım burada dedik ki bak esam tahvilatları buraya bir esam tahvilatı diye yazalım. Bunları ilk defa hazırlayan 3. Mustafa'dır. Ama uygulamaya koyan 1. Abdülhamit'tir. Biz 1. Abdülhamit döneminde ilk defa Galata bankerlerinden dış borç aldık. Dış borç diyorum, iç borç aldık. Eğer dış borç derse Abdülmecit zamanında Kırım Savaşı İngiltere. Diyorsa arada bir oluyor işte. Evet, niye sildim hiçbir fikrim yok. Devam ediyoruz. Dostlarım, bu dönemde İngiltere'den hatırlayın aldığımız borç parayla Osmanlı'nın ilk bankası olan Bankı Dersaadet açıldı. Bunu kültür medeniyette konuşmuştuk. Daha sonra İngiltere ortaklığı ile Banka Osmaniye açılır. Bak ikisi de Abdülmecit dönemine denk geliyor. Burada önemli olan şu. Banka Osmaniye daha sonradan Fransa'da ortak oldu. Fransa'nın ortak olmasıyla beraber adını değiştirdik. Ne olarak değişmişti bunun adı? Fransa'nın da ortak olmasıyla beraber. Bankı Osmani Şahane. Fransızlar bu bankaya şahane geldiler. Tamam, aklınıza böyle kalsın. Güzel. Dostlar yine bu dönemde ilk defa demir yolu hattı yapılacak. Yani ilk treni kullanacağız. Hadi bakalım. Eğer soru size Osmanlı'nın ilk demir yolu hattı hangisi derse İskenderiye Kahire arasıdır dostlarım. Yani Mısır'da yapılıyor. Ama soru size Osmanlı'nın Anadolu'daki ilk demir yolu hattı derse o zaman da İzmir Aydın arasıdır. İzmir Aydın soruldu. Yani Anadolu'daki ilk demir yolu hattı soruldu. Ama İskenderiye Kahire sorulmadı. Lütfen bu bilgiye dikkat edin. Oraya bir ünlem işareti attınız. Tamam. Devam edelim. Yine bu dönemde Mecidiye adıyla altın ve gümüş paralar bastırılır. Bak adam hem kağıt para bastırıyor, kayme buraya yazmıştık. Hem de altın ve gümüş paralar. Devam edelim. Gedik sistemine son verildi. Gedik. Ne bu ya? Gedik ne? Allah Allah. Neydi ki bunun adı? Açılımı. Güzel. Lonca Teşkilatı'nın ya da Türkistan Devletleri açısından bakarsak Ahi Teşkilatı'nın verdiği iş yeri açma izniydi. Güzel. Ve dostlarım Şirketi Hayriye adıyla ilk deniz yolu şirketimiz kuruluyor. Yani bu adamlar Marmara Denizi'nde taşımacılık yapıyorlar. Yolcu ya da yük taşıyorlar. İsminden çok ne ayak olduğu anlaşılmıyor. Dikkat etmenize yarar var. Osmanlı'nın ilk deniz yolu şirketi. Hatta Osmanlı'nın ilk anonim şirketidir burası. Aynen hayırlı bir şirket. Onu da duymuş olun. Şimdi gelelim eğitim ve kültür alanında Abdülmecit döneminde yapılan yeniliklere bakalım neler olmuş. Dostlar birincisi bak bu dönemde Meclisi Marifi Umumiye kuruldu. Umumiye dediğimiz ne demek? Genel demek. Marif ne demek marif? Marif. Bunu biliyorsunuzdur. Eğitim demek. Yani ne anlıyorum ben buradan?
Genel Eğitim Meclisi. Yani Osmanlı Devleti'nin Milli Eğitim Bakanlığı mı açılmış aslında? Evet, tamam. Burayı Osmanlı'nın Eğitim Bakanlığı gibi düşünün. Meclis-i Marifi Umumi adıyla Abdülmecit döneminde ilk defa Eğitim Bakanlığı'nı oluşturmuşlar. Devam edelim. Yine Abdülmecit döneminde altını çiziyorum. Darül Muallim adıyla erkek öğretmen okulları açılır dostlarım. Altını çizdiniz. Ve yine Abdülmecit döneminde devlet memuru yetiştirmek amacıyla mektebi mülkiyeler açıldı. Bunun da altını çiz. Şimdi bunu bir toparlayalım. Eğer soru size devlet memuru yetiştirmek amacıyla mektebi marifi adliyeleri kim açtı derse, bak biraz önce konuştuk. Mektebi marifi adliye kiminle beraber hayatımıza giriyordu dostlarım? İkinci Mahmut'la beraber mektebi marifi adliyeleri kullanmaya başlayacağız. Abdülmecit döneminde devlet memuru yetiştiren okul derse Mektebi Mülkiyeler. Hatta bu Mektebi Mülkiyeler Atatürk döneminde Siyasal Bilimler Fakültesine dönüşecek. Bunu ileride tekrar konuşacağız. Ama dikkat edin lütfen, tamam mı? Devam ediyorum. Yine bu dönemde bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla Encümeni Daneş kurulur. Dostlar, Encümeni Daneş Osmanlı'nın TÜBİTAK'ıdır. Aklınıza böyle kalsın. Çünkü burası hem bilimsel çalışmaları destekliyor hem de Osmanlı'daki ders kitapları okullarda okutulan burada hazırlanıyor. Hatırlayın TÜBİTAK da böyle. TÜBİTAK hem bilimsel çalışmaları destekliyor hem de bir dönem hala devam ediyor mu bilmiyorum ama lise kitapları TÜBİTAK tarafından hazırlanıyordu. Mesela ben lisedeyken TÜBİTAK'ın kitapları geliyordu bize. Kapağı açınca yazıyordu orada ismi. Bilmiyorum sizin döneminizde de denk geldi mi bu durum. Encümeni Daneş'i bu şekilde kodlayabilirsiniz ve sorulabilir. Devam edelim. Yine bu dönemde Osmanlı'nın ilk tiyatrosunu kuracağız Güllü Agop'la beraber. Bunu zaten kültür medeniyette konuşmuştuk. Biz burada neyi öğrenmiş olduk? Bu durumun yani bu olayın Abdülmecit döneminde gerçekleştiğini öğrendik. Tamam. Devam edelim. Tercümanı Ahval adıyla ilk özel gazeteyi yayınlayacağız. Şimdi bunu bir toparlayalım. Eğer Osmanlı'nın ilk resmi gazetesi derse neydi ilk resmi gazete? İkinci Mahmut döneminde yayınlanan çok güzel Takvim-i Vakay'dır. İlk özel gazete derse de Tercüman-ı Ahval'e gideriz. Güzel. Şimdi dostlar, Tanzimat döneminin birinci padişahı Abdülmecid'di. Bitirdik. Sıra geldi Abdülaziz'e. Tanzimat döneminin ikinci padişahı. Hadi onu da konuşalım. Sonra başka şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi Abdülaziz döneminde İdare ve hukuk alanında yapılan yeniliklerle başlıyoruz dostlarım. İlk olarak bunu kültür medeniyette öğrenmiştiniz. 1864 Vilayet Nizamnamesi yayınlanır. Hatta bu nizamname ile beraber hatırla Osmanlı'nın eskiden eyalet, sancak, kaza, köy diye giden yönetim birimleri değiştiriliyordu. Eyaletlerin yerine hatırla vilayetler geliyordu ve vilayetin yönetimi de valilere bırakılmıştı. Sancaklar yine devam ediyordu ama yönetimine kaymakam gelmişti. Kazalar eskiden kadı yönetiyordu. Burada müdür atanmıştı kazaların başına. Şu aşağıdan devam edeceğim. Kazadan hemen sonra şuraya koyalım. Köyler kurulmuştu. Köylerin başına da muhtarlar atanıyordu. Bir de şu kaza ile köyün arasına sonradan eklenen bir yönetim birimi vardı. Neydi o? Kaza ile köyün arasına ne geliyordu? 1871 yılında çok güzel nahiyeler geliyordu. Hatta nahiyelerin de yönetimini yine müdür yapıyor idi. Bunları yazmayın. Zaten kültür medeniyette yazıyor. Ben sadece hatırlatmak istedim. Tamam. Yine Abdülaziz döneminde bunun altını çiz. Divanı Ahkamı Adliye adıyla Osmanlı'nın Yargıtayı. Bugünkü Yargıtay gibi düşünün. Üst düzey mahkeme Abdülaziz döneminde oluşturulacak Divanı Ahkamı Adliye adıyla. Nizamiye mahkemeleri kurulur. Tanzimat dönemi mahkemesi sallan. Dostlar, Abdülaziz Osmanlı Devleti'nde ilk defa yurt dışı gezileri düzenleyen padişahtır. Önce şunu bir toparlayalım. Eğer soru size ilk defa yurt içi gezileri düzenleyen derse yurt içini gezen kimdi? Yurt içinde takılan İkinci Mahmut, değil mi? Buharlı gemiyi deniyordu. İlk defa yurt dışına çıkan derse Abdülaziz. Peki soru şöyle gelirse, Abdülaziz neden yurt dışına gezi düzenledi? Bunun iki sebebi var dostlarım. Aslında üç de iki tanesinden bahsedeceğim. Birincisi dostlar para. Adam borç para bulmaya gitti ve buldu da. En çok borç aldığımız, dış borç aldığımız dönem Abdülaziz dönemidir.
İkincisi de dostlarım, Rusya'ya karşı ittifak. Rusya'ya karşı yanımıza kim olabilir? Bunun peşine koşuyoruz. Bir de evet itibar. Osmanlı'nın bozulan itibarını tekrar toparlamak, düzeltmek. Hani bak biz de modern bir ülkeyiz, öyle yamyam barbar değiliz falan filan. Bu mesajı vermeye çalışıyor. Ama para ve Rusya'ya karşı ittifak daha önemlidir dostlarım. Evet, gelelim Abdülaziz döneminin bir başka olayına. Şimdi biz bu dönemde altını çiz, Ahmet Cevdet Paşa ile beraber Osmanlı'nın ilk medeni kanunu olan Mecelle'yi hazırlayacağız. Hatta sadece Osmanlı'nın değil, Türk tarihinin ilk medeni kanunudur. Çünkü bize bugüne kadar hiç medeni kanun olmadı. Devamına şunu yazın, bu sizin notunuza yoktur. Dostlar, Mecelle'nin hazırlanması Abdülaziz dönemidir. Ama tam anlamıyla uygulanması 2. Abdülhamit dönemindedir. Çünkü Mecelle 12 ciltten oluşan bir kitaptır aslında, medeni kanun. Abdülaziz'de başlamışlar, hazıra 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 en son 2. Abdülhamit'te son şeklini alıyor. O yüzden 2. Abdülhamit'te tam anlamıyla kullanılmaya başlıyor. Bunu belirtmenize yarar var. Şimdi vatandaşlık dersinde medeni kanunu işlediniz mi? Eğer herhangi bir yerden ders alıyorsanız. Yani medeni kanunu biliyor musunuz? Ne olduğunu? Nedir medeni kanun? Evet Fatma Hocam, söz sende. Medeni kanun nedir? Hangi haklarımızı medeni kanundan alırız? Medenice yaşamak. Miras, aile falan filan. Aslında güzel bir yerden yakaladım. Dostlar, medeni kanun. Bak buraya yazıyorum. Kişi, aile, miras, eşya ve borçlar. Burada borçlar mı? Bir tanesi yok dediler bana geçen de. Tam emin değilim. Neyse ben böyle biliyorum. Dostlar, kişi, aile, miras, eşya, borçlar. Biz bunlarla ilgili düzenlemeleri ya da haklarımızı medeni kanundan alıyoruz. Ben şimdi buraya başka bir şey söyleyeceğim. Bakın Osmanlı Devleti'nde hazırlanan mecelleyle şunun karşısına yazacağız. Adamlar bu mecellelerin içerisinde kişi, aile ve miras hukukuna yer vermemişlerdir. Bunu lütfen oraya yaz. Kişi, aile ve miras hukukuna yer verilmemiştir. Neden? Çünkü demişler ki bu söyleyeceğimi yazma. Bunları şeriata göre düzenleyelim. Yani yine dini nikah devam etsin. İşte miras dine göre, şeriata göre dağıtılsın. O yüzden bu üçüne yer vermemişler. Onun dışındakiler düzenleniyor. O zaman mecellede ne yokmuş? Kişi, aile ve miras hukuku yokmuş dostlarım. Bunu da oraya belirttiniz. Tabi bu biraz ayrıntıda kalır. Siz mecelle denildiğinde Abdülaziz döneminde hazırlanıp 2. Abdülhamit'te uygulandığını, Ahmet Cevdet Paşa'nın hazırladığını bilseniz çok daha güzel olur. Yazıldı mı şu bilgi? Kişi, aile ve miras hukukuna yer verilmemiştir. Yazdınız. Siliyorum da o zaman. Hadi bakalım. Sildim gitti. Umarım yazdınız. Şimdi gelelim Abdülaziz döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklere bakalım neler olmuş. Birincisi dostlarım. Bak bu dönemde Marifi Umumiye Nizamnamesi hazırlanıyor. Şu nizamname kelimesi buraya yazın lütfen. Yönetmelik demektir. Tamam mı? Şimdi bak çevirmeye çalışıyorum. Umumiye genel, marif eğitim. Yani genel eğitim yönetmeliği. Yani biraz önce Abdülmecit'le beraber hani biz Eğitim Bakanlığı'nı açtık ya, o bakanlığın düzenlemesini yapan Abdülaziz. Tamam, bakanlığı açan Abdülmecit, düzenlemeyi yapan Abdülaziz. Sizi burada şu ilgilendiriyor. Biz bu yönetmelikle beraber Osmanlı'nın eğitim sistemini yeniden düzenledik. Hani eskiden önce Sıbyan Mektebi sonra medreseye gidiyorlardı. Medrese biliyorsunuz zaten ortaokuldan başlayıp üniversite sona kadar her şeyin karşılığıydı. Bu dönemde dediler ki böyle olmaz. Yeniden şu eğitim sistemini düzenleyelim. Bakalım ne yapmışlar? Kelime anlamlarını ezberleyeceğiz. Bakın bu dönemde iptidailer açılır. İptidailer Osmanlı Devleti'nin ilk okul basamağındaki okullardır. Eskiden ne vardı iptidailerin yerine? İlk öğretim, ilk okul basamağında. Sıbyan mektepleri vardı. Burada ise iptidailer geliyor. Rüşdiyeler biraz önce söyledik. Ne ola ki rüşdiye? Çok güzel. Ortaokuldur dostlarım. Osmanlı Devleti'ndeki ortaokullar. Hatta ilk defa rüşdiye açan kimdi? Ha, bugün konuştuk. Hele bir deyiver bakayım. İlk defa hangi padişahla beraber biz rüşdiye açtık? Bize ne diyorsunuz? Dostlar, ikinci Mahmut. Aynen altını çizin hatta notunuzda yoksa ekleyin dedim. İkinci Mahmut'la beraber ilk defa rüşdiyeler açılmış idi. Geldik idadilere. Ne ola ki idadi?
İdadi'de lise basamağındaki okullardır. Sultaniler ise üst düzey lise. Bak bu da lisedir ama üst düzey liseler. Yani bugünkü işte fen liseleri, süper liseler gibi düşünün. Tamam. Darülfünun ise üniversite basamağıdır. Zaten Osmanlı'nın bir tane üniversitesi var. O da Darülfünun Abdülaziz döneminde açılıyor. Şimdi altını çizeceğiz. Evet, böylece eğitim basamaklarını öğrendiniz. İptidailer, Rüşdiyeler, İdadiler, Sultaniler ve Darülfünun. Peki bunların dışında ne oldu? Bakalım. Bu dönemde Darülşafaka açılacak. Bakın Darülşafaka halen daha faliyetlerine devam eder. Bu haberlerde, haber değil de reklamlarda görürsünüz daha çok televizyonda arada bir görünüyorlar. Darülşafaka'nın olayı şu. Üstün zekaya sahip olan yetim ve öksüz çocukların eğitim masraflarını karşılar. Bak tekrar söylüyorum. Üstün zekaya sahip olan yetim ve öksüz çocukların eğitim masraflarını karşılıyor. Yani her yetim, her öksüz buradan eğitim alamıyor. Siz buraya başvurduğunuzda bir sınav açıyorlar. Ciddi anlamda çok zor bir sınav. Eğer o sınavdan yeterli puanı alabilirseniz Darülşafaka sizin eğitim masraflarınızı karşılıyor. Ve müthiş eğitim veriyorlar. Yani böyle Robert Koleji'ne, işte ne bileyim Galatasaray Lisesi'ne gönderiyorlar, yurt dışına gönderiyorlar. Gerçekten de çok zeki çocukları topluyorlar. Ve onlara da müthiş bir eğitim almasını sağlıyorlar. Tamam, biraz daha spesifik çalışıyor. Yine bu dönemde ilk defa askeri rüştiyeler kuruldu. Yani askeri ortaokullar dostlarım. Şunun üstünü çizeyim. Ha. Şimdi bak ilk defa rüştiyelerin açılması derse 2. Mahmut dönemindedir. Ama askeri rüştiyeler derse Abdülaziz. Anlaşıldı. Şunu ekleyin notunuza, bu yoktur çünkü. Yine Abdülaziz döneminde ilk defa kız rüştiyeleri açıldı. Bu çok güzel bir soru olur. Çünkü Osmanlı Devleti'nde hatırla kızlar ilkokuldan ötesini okuyamıyordu. Hatırla Sıbyan Mektebi'nden veya İptidai'den öteye gidemiyordu. Ama Abdülaziz döneminde ilk defa kızlara ilkokulun dışında ortaokulu da okuma hakkını vermiş oldular. Anlaştık. Devam edelim. Yine bu dönemde Darül Muallimat adıyla kız öğretmen okulları açıldı. Çok mantıklı. Çünkü kızlar için rüştiye açtın ortaokul. Kim eğitim verecek? Erkekler olmaz. Çünkü şeriatla yönetiliyorsun. O zaman kız öğretmene ihtiyacımız var. Hemen Darül Muallimat. Anlaşıldı. Birbirine bağlayın bu ikisini. Toparlayalım. Eğer size muallimin adıyla erkek öğretmen okullarını açan kim derse gönder gelsin. Evet, erkek öğretmen okullarını açan Abdülmecit, kız öğretmen okulları derse Darülmuallimat adıyla Abdülaziz. Yani size eğer ÖSYM kızların, kadınların eğitim hakkı ile ilgili en çok çalışma yapan kim derse Abdülaziz. Hem ortaokul hem de öğretmen okulu açmış. Tamam. Devam edelim. Sanayi Mektebi kuruldu, salla. Galatasaray Sultanisi çiz altını. Günümüzdeki Galatasaray Lisesi'dir dostlarım. Halen daha eğitim hayatına devam eder. Özel bir lise biliyorsunuz burası. Sultaniler paralı zaten. İdadiler beleş olan. Devam ediyoruz. Şekerahmet Paşa ile beraber Osmanlı'nın ilk resim sergisini açtık. Burada kültür medeniyette konuşmuştuk. Şimdilik sadece bu olayın Abdülaziz döneminde gerçekleştiğini öğrendim. Yine bu dönemde Darülfünun adıyla Osmanlı'nın tek üniversitesini açacağız. Hatta dostlarım biz bu Darülfünun'u Atatürk döneminde de İstanbul Üniversitesi'ne dönüştüreceğiz. 1933. Onu ileride konuşacağız. Şimdilik Osmanlı'nın tek üniversitesinin Darülfünun olduğunu bileceğiz. Ve son olarak Matbuat Nizamnamesi. Bak nizamname neydi? Yönetmelik demekti değil mi? Matbuat, matbaada basılan eser. Şimdi dostlar bunu sansür gibi düşünmeyin ama basın yayın matbuat nizamnamesiyle beraber kontrol altına alınıyor. Çünkü bu dönemde çok fazla gazete ve dergi yayınlanmaya başladı. Senin bunları kontrol etmen lazım. Yani şöyle, evet bir basın özgürlüğü vardır ama ülkenin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye sokacak yazılar yayınlayamaz, değil mi? Bir yerde durması lazım. Yani öyle sonsuz bir özgürlük yok. O yüzden matbuat nizamnamesiyle beraber RTÜK gibi düşün bunu. Basın yayın kontrol altına alınmış ya da denetim altına. Hadi devamına yazın bunu. Matbuat nizamnamesi. Şöyle yazalım. Basın yayın kontrol altına alınmıştır. Bu bir sansür değildir ama yine de kontrol altına almışlar. Evet, böylece Abdülaziz döneminde eğitim ve kültür alanında neler yapıldığını öğrendiniz.
Beylerbeyi sarayına kapatılan Abdülaziz'i. Hocam bu adam Abdülaziz Beylerbeyi sarayından ülkeyi yönetecek. Yani bu dönemde Beylerbeyi sarayına geçiyor yönetim Dolmabahçe'den. Saraya kapatılmıyor ama ya öldürülüyor sarayda. Yani kapanmadan gidecek adam bahsedeceğim. Hocam saray mektebinin hiçbir önemli özelliği yoktur ama gerçi senin alan sınavından dolayı seni ilgilendiriyor. Saray mektebi şöyle. Bu günümüzdeki mesleki üniversiteler var ya, bu 2 yıllık teknik okullar. Hayır, o değil. O Sanayi Nefise Mektebi başka, Sanayi Mektebi başka. Sanayi Nefise Mektebi 2. Abdülhamit döneminde Osman Hamdi Bey'in açtığı resim okuludur. Buradaki sanayici yetiştiriyor ya bildiğin. Hani bu teknik şeyler var ya, diyemedim onu ya. Meslek yüksek okulları. Oraya gidiyorsunuz işte siz marangoz yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Sanayici yetişiyor yani bayağı bildiğin. Evet, böylece burayı da toparladık. Siliyorum dostlar, sildim gitti. Şimdi gelelim Abdülaziz'in son olayına. O da ekonomi alanında yapılan ıslahatlar. Yani çok bir şey yok, birkaç tane ama bilmekte yarar var. Birincisi, bunu zaten biliyorsunuz. Mithat Paşa ile beraber memleket ve emniyet sandıkları kuruldu. Bana söyle bakalım, bu ikisinin kurulma amacı neydi? Bunu kültür medeniyette öğrenmiştik. 5 mi 7 mi derken hangisi? Anlamadım. Hani neyin 5 yıl, 7 yıl mı olduğunu. Evet, memleket ve emniyet sandıkları dostları. Çiftçiye, tarımla uğraşanlara kredi vermek amacıyla açılıyordu. Hatırlasanız da burada çiftçiye faizsiz kredi veriyorlardı. Hatta demiştim ki bu durum çiftçinin gelişmesini sağlamıştır. Onlara destek olmuştur. Hatta biz bu memleket ve emniyet sandıklarını 2. Abdülhamit döneminde dostlarım Ziraat Bankası'na dönüştüreceğiz. O zaman şunu öğrenmiş oldum. Eğer soru size Ziraat Bankası'nın temelleri hangi padişah döneminde atıldı derse Abdülaziz döneminde memleket ve emniyet sandıklarıyla Ziraat Bankası ne zaman kuruldu derse o zaman da 2. Abdülhamit'e gideceğiz. Bunu zaten 2. Abdülhamit döneminde tekrar söyleyeceğim. Aynen. Hocam Abdülaziz'i kapatmadılar. Abdülaziz'i öldürdüler. Yani adamın hiç saraya kapanma gibi bir durum yok. Direkt öldürülüyor. Meşrutiyetle alakalı olarak bugün yetişirse muhtemelen yetişir. Birazdan bahsedeceğim. Devam edelim dostlar. Bunun dışında. Bunun altını çizdiniz ki zaten kültür medeniyetten biliyorsunuz. Islahı Sanayi Komisyonu kurulur. Salla. Posta pulu. Salla. Ama Hilal-i Ahmer'i bil. Ne bu Hilal-i Ahmer günümüzdeki? Hatta şu ara çok ismi dolanıyor. Aynen şu ara çok şaibeli olsa da dostlarım Kızılay'dır Hilal-i Ahmer dediğimiz. Hatta bugün bir reklamı çıktı Kızılay'ın. Ramazan'da kan bağışı azalıyormuş doğal olarak. O yüzden kritik seviyeye mi ulaşmış, problem mi yaşıyorlarmış, kan istiyorlardı milletten. Bilmiyorum gördünüz mü? Evet böylece ekonomi alanında Abdülaziz döneminde neler yapıldığını öğrendik dostlarım. Yani bence Hilal-i Ahmer ve memleket emniyet sandıklarını bilsen yeterli. Zaten yeterince ezberlediniz. Bunu da bu kadar oluversin. Evet dostlarım şimdi bir toparlayalım. Tanzimat dönemi neyle başlıyordu? Tanzimat fermanıyla. Neyle bitiyordu? Meşrutiyetin ilanı. 1876. Tanzimat döneminin 3 tane padişahı vardı. Abdülmecit anlattım. Abdülaziz anlattım. 5. Murat sadece böyle bir padişah olduğunu bil ama hiçbir özelliği yok dedik. Çünkü 5. Murat Osmanlı Devleti'nde en kısa süre tahta kalan padişahtı. Şimdi 2. Abdülhamit diyerek yeni bir döneme gireceğiz. Ama bak şuna çok dikkat edin. En son bununla ilgili size zaten bir şeyler çizdireceğim ama burada uyarmış olayım. Tanzimat döneminin padişahları Abdülmecit, ıslahat yapanları söylüyorum, Abdülaziz. Şimdi ÖSYM şöyle soruyor. Hangisi Abdülmecit döneminde oldu, olmadı? Hangisi Abdülaziz döneminde oldu, olmadı? Ya da hangisi Tanzimat döneminde yapılan ıslahatlardan biridir, değildir? Eğer soru Tanzimat dönemi diye başlıyorsa Mecid'le Aziz'i beraber düşünmeniz gerekiyor. Anlaşıldı. Yani mesela hangisi Tanzimat döneminde yapılan bir ıslahat değildir der. Dört tanesini yazar Mecid'le Aziz'den karışık. Beşinciye de ikinci Mahmut'tan bir şey koyar. Anlaştık. O yüzden Tanzimat dönemi denildiğinde Mecid soru böyle başlıyorsa Mecid'le Aziz'i beraber soruyor demektir. Anlaşıldı. Bunları en son bir toparlattıracağım size. Yani şu an biraz karışık geliyor olabilir. Haklısınız da biraz gıcık. Ama toparlayacağız. Bir de şu da var.
Eğer tarihten böyle illa 25-26 net yapmak gibi bir hedefiniz yoksa bence bu ıslahatlara çok da takılmanıza gerek yok. Çünkü geçen sene hiç sormadılar. Düşün bak, o kadar ezberlettik, bir tane bile soru gelmedi. İptal olan sınavda, diğerinde geldi. Ama yok, benim çok iyi tarih yapmam gerekiyor diyorsanız ya da sosyal ve tarih ABT'den sınava giriyorsanız o zaman uçarı kaçarı yok. Bunlar ezberlenecek. Hadi bakalım, ikinci Abdülhamit diyorum ve başlıyorum. Şimdi dostlarım, hiç çalışmamış mıydı? Evet, ama bak birinde yok, birinde var. İptal edilen sınavlarda mı yoktu ya? Aynen, iptal edilen sınavda yok burayla ilgili hiç soru. Eylül'de yapılan sınavda var. Onda bir tane var. Yani gümbür gümbür gelmiyor hani. Evet, bilmenize yarar var ama böyle satır satır her şeyi de ezberlemeye çalışmayın. En son ben size toparlatacağım zaten. Şimdi dostlarım, ikinci Abdülhamit diyerek başlıyoruz. Birinci olarak şunu bileceğim. Dostlar, bu adam şartlarla tahta gelecek. Hatta ilktir ya da tektir. Başka yok zaten. Ve isyanla da inecek. Ondan bahsedeceğiz. O zaman şartlarla tahta çıkan padişah kim derse ikinci Abdülhamit bilinecek. Meşrutiyeti ilan etme şartıyla geliyor. Birazdan bahsedeceğim. Bir de bunu da anlatacağım aslında ama altını çizmiş ol. İlk defa ülkenin aydınları taht değişikliğinde etkili olacak bu dönemde. Çünkü genelde gericiler etkili oluyordu. Niye ıslahat yaptım? Padişahı tahttan indiriyorlardı. Burada ise ülkenin aydın kesimi dostlarım. Hadi kardeş bir ıslahat yap diyerek 2. Abdülhamit'i tahta çıkarttılar. Şimdi dostlar, biz 2. Abdülhamit'le beraber meşrutiyeti ilan edeceğiz. Ben burada meşrutiyetin ne olduğunu yazacağım ama yazmayın siz. Zaten notunuzda arka sayfada var. Ben sadece bir ön bilgi olsun diye, tamam mı? Şimdi bakın, meşrutiyet demek üçlü yönetim demektir. Peki nasıl bir üçlü yönetim? Şöyle. Padişah yine tahta kalmaya devam edecek. Padişahın yanında artı diyorum meclis açacağız. Böylece meclisle beraber halkı da devlet yönetimine dahil edeceğiz. Meclisin yanında bir de anayasayı koyacağız. Her şeyin üzerinde bir anayasa. Bak, anayasa, meclis, padişah. Bu üçünün beraber yönetimine meşrutiyet ya da meşruti monarşi denir dostlarım. Çünkü padişah devam ettiği için monarşi kısmı var ama seçim de var. Meşruti monarşi ya da meşrutiyet. Zaten birçok yönetim şekli buradan ortaya çıkıyor. Yani şöyle düşün. Meclisi kapat, anayasayı kaldır. Tek başına padişah var, mutlak monarşi. Değil mi? Padişah, meclis, anayasa. Üçünü koydum, meşruti monarşi, meşrutiyet. Padişahı kaldırdım buradan. Meclis ve anayasa kaldı. Nedir? Cumhuriyet. Değil mi? Günümüzdeki yönetim şekli. Biz şu an meclis ve anayasayla beraber yönetiliyoruz. Şimdi ise Osmanlı'da meşrutiyeti getireceğiz. Yanına padişahı da koyacağız. Önce nedenleriyle başlayalım. Ne gerek vardı? Şimdi bak, aynı muhabbet. Yine ilk dört sebep, hatta şuradan alalım. Bunlar bildiğiniz şeyler. Avrupalı devletler iç işlerimize karışmasın, azınlık isyanları çıkmasın vesaire vesaire. Burada en önemli olan birincisi, bunun altını çiz, genç Osmanlıların baskısı, bir de şu. Ama önce genç Osmanlıları konuşalım. Bana şunu hatırlatır mısınız? Osmanlı Devleti'nde ilk defa yurt dışına öğrenci gönderen padişah kimdi? Bugün öğrendiniz. İlk defa biz yurt dışına, çok güzel, İkinci Mahmut'la beraber öğrenci gönderdik. Dostlar, bu adamlar Avrupa'da Paris'te eğitim aldılar. Sonra geri geldiler. Biz bu geri gelen çocuklara eğitimden sonra genç Osmanlılar ya da jön Türkler, yeni Türkler gibi bir isim verdik. Neden? Çünkü aydın düşünce, aydın fikre sahipler. O yüzden genç Osmanlılar ya da jön Türkler diye geçiyor. Bu isimler ne yazık ki ezberlenecek. Çünkü iki farklı yerde sorusu gelir. Burayı ezberleyin mutlaka. Bakın, Mithat Paşa, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi ve Şinasi genç Osmanlıların önde gelen isimleri arasında yer alır. O zaman meşrutiyetin ilanında birinci etken Jön Türklerin baskısı, yani genç Osmanlıların. Bir de bunu daha dün akşam konuşmuştuk. Şu İstanbul ya da Tersane Konferansı ya da bir diğer adıyla Haliç Konferansı. Hatırla, 1876'da Osmanlı'nın Balkanlardaki durumunu görüşmek amacıyla Haliç Konferansı, yani Tersane Konferansı yapılıyordu. Biz de bu konferans devam ederken Osmanlı'nın lehine kararlar alınsın, Balkanlar elimizden çıkmasın diye meşrutiyeti ilan ettik. Hatta şundan bahsetmiştim. Osmanlı sırf böyle gözlerine sokabilmek için, hani bak meşrutiyet bana demokrasi geldi, iyi görün ha, duyun ha demek için 101 tane top atışıyla
meşrutiyetin ilanını kutluyordu. Bunu da konuşmuştuk. O zaman ben diyebilirim ki Tersane Haliç ya da İstanbul Konferansı birinci meşrutiyetin ilan edilmesinin dış nedenidir dostlarım. Tamam, altını hemen yan tarafa yazdınız. O zaman birinci meşrutiyetin dış nedeni nedir derse Tersane Haliç ya da İstanbul Konferansı. Üç oldular. Baştan bir daha toparlıyoruz. Şimdi bana söyle bakalım. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinde etkili olan dış olay ne derse, evet, Tanzimat Fermanı'nda etkili olan dış etki, çok güzel, 1840 Londra Konferansı. Islahat Fermanı'nda etkili olan dış etken derse, Islahat Fermanı, 1856 Paris Barış Konferansı. Harikasınız. Eğer size birinci meşrutiyetin ilanında etkili olan dış etken derse, o zaman da Haliç, Tersane hepsi de olur ya da İstanbul Konferansı'na gideriz. Güzel. Şimdi dostlarım, böylece nedenlerini öğrenmiş olduk. Arkanıza yaslandınız ve bendesiniz. Ben size şurayı anlatacağım aslında. Burayı okuma, sadece beni dinle. Şimdi dostlar, bizim Jön Türkler ilk Osmanlı'ya geldiklerinde Osmanlı tahtında Abdülaziz vardı. Bizimkiler hemen Abdülaziz'in yanına geldiler. Abdülaziz çağırdı onları. Dedi ki gelin bakalım. O kadar dedi eğitim aldınız. Devleti kurtarmak için ne yapabiliriz? Ne öğrendiniz? Onlar da dediler ki hükümdarım ancak devleti meşrutiyeti ilan ederek kurtarabiliriz. Dedi meşrutiyet nedir? Anlattılar. İşte sen varsın zaten. Padişahın yanında anayasa olacak. Bir de meclisi açacağız. Yani halkı devlet yönetimine katacağız. Üçünüz beraber ülkeyi yöneteceksiniz. Fakat Abdülaziz bunu duyunca delirdi. Dedi ki ben asla yetkilerimi anayasayla ve halkla yani meclise paylaşmam. Böyle bir yönetimi de asla istemiyorum, ilan etmeyeceğim. Genç Osmanlılar bunu duyunca dostlarım ne yaptılar biliyor musunuz? Abdülaziz'i kendi sarayında, Beylerbeyi Sarayı'nda adam iki bileği birden kesilmiş bir halde bulunacak. İntihar süsü vererek öldürdüler Abdülaziz'i. Anlaştık. Abdülaziz ölünce tahta kim geçti? 5. Murat. Sonra geldiler 5. Murat'a. Hükümdarın meşrutiyeti ilan et. Meşrutiyet bizi kurtarır. Şöyle olur, böyle olur, şudur, budur. Anlattılar, anlattılar. Ama 5. Murat, Nuh dedi, peygamber demedi. İkna edemediler. Ne de derse olmuyor. Şimdi bunu da öldürseler çok tepki çekecek. Ulan ne yapsak, ne yapsak diye düşünüyor genç Osmanlılar. O dönemde de dostlarım, bunlar düşünüyorken sarayda genç bir şehzade dolaşıyor. Kim? İkinci Abdülhamit. İkinci Abdülhamit genç Osmanlıların karın ağrısını anladı. Dedi ki onlara gelin bakayım buraya sizinle anlaşalım. Siz beni tahta çıkartın. Ben de bunun karşılığında meşrutiyeti ilan edeyim. Böylece benim istediğim de olsun sizin istediğiniz de olsun. Bu fikir genç Osmanlıların aklına yattı. Dediler ki olur. Adamlar 5. Murat'ı akıl sağlığı yerinde değil deli diyerek tahttan indirdiler. Adam deli beli değil bu arada. Ve yerine 2. Abdülhamit'i getirdiler. Hani dedik ya biraz önce 2. Abdülhamit Osmanlı Devleti'nde şartlarla hükümdar olan tektir diye, tek kişidir diye. Hangi şartla geliyormuş? Meşrutiyeti ilan etme şartıyla gelecek. Şimdi biz 2. Abdülhamit'le beraber meşrutiyeti ilan edeceğiz. Yani ilk etapta sözünü tutmuş olacak. Dostlarım, meşrutiyetin ilan edilmesiyle beraber şu cümlenin altını çiz. Osmanlı Devleti'nin ilk defa rejimi değişti. Bak, mutlak monarşiden meşrutiyete yani meşruti monarşiye geçtik. İlk defa rejim hangi olayla değişti derse birinci meşrutiyetin ilanıyla. Anlaştık. Şimdi meşrutiyetin ne olduğunu artık biliyorsunuz. Şurayı bir toparlayalım. Biz meşrutiyeti ilan ettikten sonra iki tane meclis açacağız. Mebusan Meclisi, Ayan Meclisi. Sonra da anayasayı getireceğiz. Kanuni esası. Ama önce şu meclislere bakalım. Bu meclislerin ikişer tane özelliği bilinecek. Bak Mebusan Meclisi dediğim meclis ilk iki cümlenin altını çiz. Buranın üyeleri seçimle 4 yıllığına belirleniyorlar ve gayrimüslimler de buraya gelebiliyor. Yani burası baya bugünkü TBMM gibi milletvekilleri, mebuslar var. Zaten mebusan, mebustan geliyor vekilden. Her 4 yılda bir seçim yapılacak. Buranın milletvekilleri değişecek. Tamam. Bu ikisini bilseniz yeterli. Burası güzel. Geldik Ayan Meclisi'ne. Burası çok enteresan bir yer. Bak ne diyor. Üyeleri padişah tarafından seçilir ve ömür boyu görevde kalırlar. Hey gidi bey. Bak burada seçim yok. Padişah bayağı atıyor, atama yapıyor ve
görevden almadığı sürece padişah sizi ömür boyu ölene kadar görevdesiniz. Şimdi dostlarım, Mebusan Meclisi'ni anlayabiliyorum. Halk var, gelsinler, yönetsinler, beraber takılalım. Ama Ayan Meclisi'nin kurulma amacı ne ola sizce? Ne gerek var böyle bir meclise? Neden böyle bir şey yapmış olabilirler? Bir söyleyin bakalım. Evet, yorumlarınızı merak ediyoruz. Ayan Meclisi hangi amaçla kuruldu? Dostlarım, burada şunu yakalamanız gerekiyor. Bak, Mebusan Meclisi ile Ayan Meclisi ikisi denk meclisler, tamam mı? Aynen öyle bak. Birinci cümle daha mantıklı. Padişahı destekliyor burası. Padişahın yanında. Şimdi düşünsene. Mebusan Meclisi'ni tek başına açsanız. Padişah, Mebusan Meclisi anayasa. Mebusan Meclisi padişahın başına bela olur. Değil mi? Yönetirken. Şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Ama sen Mebusan Meclisi'ne alternatif bir meclis daha koyarsan eşit seviyede ve buranın üyelerini de kendine atarsan, seni destekleyen adamları koyarsan buraya, Mebusan Meclisi ile Ayan Meclisi birbirini yemeye başlar. Bunlar birbiriyle uğraşsınlar, padişah ülkeyi yönetmeye devam etsin. O kadar zekice bir şey yapıyorlar ki, yani sözüm ona demokrasi geliyor. Demokrasiyle falan alakası yok. Mebusan Meclisi ile Ayan Meclisi birbirlerini yiyecekler. İkinci Abdülhamit o sırada ülkeyi tek başına kafasına göre yönetmeye devam edecek dostlarım. Bu bir denge unsurudur. Mebusan Meclisi'ni desteklesin. Yani dengelesin daha doğrusu. Bu amaçla böyle bir uyanıklık yapmışlar. Anlaştık Mebusan ve Ayan Meclislerinde. Şimdi dostlar, padişah var. Meclisi de açtık. Ne kaldı? Anayasa. Şurayı bir kaydıralım. Anayasayla devam edelim. Şimdi biz bu dönemde Kanuni Esasi adıyla bir anayasa hazırlayacağız. Ve dostlarım iyice kaydırayım. Kanuni Esasi, bakın Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasıdır. Hatta nerede yazıyor? Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Yani biz ta Afenerso Yava kültüründen beri hiçbir anayasaya sahip olmamıştık. İlk defa olacağız. Bu anayasayı Mithat Paşa ile beraber hazırlayacağız. Altını çizdiniz. Şu kısımları çok önemli değil ama şunu çok iyi bilmen gerekiyor. Anayasayla beraber padişahın yetkileri kısıtlandı. Şimdi bunu bir toparlayalım. Eğer soru size Osmanlı Devleti'nde ilk defa padişahın yetkilerini kısıtlayan belge nedir derse söyle bana. İlk defa padişahın yetkilerini kısıtlayan belge çok güzel Senedi İttifak'tır. Eğer soru ilk defa anayasayla yetkileri kısıtlanan padişah derse şimdi anayasanın ismini soramaz. Mecbur padişahı soracak. Anayasayla yetkileri kısıtlanan da kim oldu? İkinci Abdülhamit. Çünkü ikinci Abdülhamit meşrutiyeti ilan ederken Kanuni Esasi'yi getiriyor. Bu iki ayrıma dikkat edeceğiz. Şimdi dostlar, Kanuni Esasi ile beraber padişahın yetkilerine bakacağız. Yani ne kadar yetki padişahta, meclis güçlü mü değil mi onu görmüş olacağız. Bazılarının altını çizdireceğim. Nedenini ileride anlatacağım. Bakalım. Diyor ki hükümeti atamak veya bakanları görevden almak padişahın elinde büyük bir yetki. Para bastırmak, eyvallah. Şimdikinin altını çiziyorum. Savaşa ve barışa karar vermek çok çok büyük bir yetkidir ve meclis hiçbir şey söyleyemiyor. Direkt padişahın elinde. Komutanları atayacak, atasın. Sürgüne göndermek, af çıkarmak. Rezil bir durum. Düşünsene, Mebusan meclisinde milletvekilisin. Padişahı eleştirsenize. Adam anında sizi pat sürgüne gönderecek veya sürgüne gönderdiği birini geri getirebiliyor. Yani demokrasi o kadar göstermelik ki meclisin üzerinde müthiş bir baskı var. Bir diğeri altını çiziyorum. Kanunları veto etmek. Veto etmek? Neydi veto etmek? Bu günümüzde de var ya hani. Ha, reddetmek. Şimdi dostlarım, eğer bir kanun teklifi padişaha giderse meclise ve padişah onu bir defa veto ettiyse o defter kapanır. Yani yok bir daha bir gönderilir, yok referandum falan günümüzdeki gibi değil. Direkt padişahın veto etti, bir daha asla gündeme gelmez dostlarım. Ve son olarak bunun da altını çiz. Hiçbir sebep göstermeksizin meclisi açmak ve kapamak yine padişahın elindedir dostlarım. Yani adam hala çok güçlü. Aynen. Evet süresiz hocam. Meclisi kastediyorsan eğer açıp kapama yetkisi istediği zaman kapatabiliyor. Bir daha açmaya da bilir hiçbir zaman. Şimdi dostlarım böylece yani demokrasi geldi ama Osmanlı'ya çok böyle yüzeysel bir demokrasi. Şimdi şunu konuşacağız.
Seçimin olduğu yerde siyasi partiler olmalı mı? Seçimlerin olduğu yerde, yani halk iradesinin olduğu yerde siyasi partiler olmalı mı? Tabii ki de olmalı, değil mi? Ama biz birinci meşrutiyeti o kadar hızlı, o kadar yalap şalap ilan ettik, o kadar göstermelik ki çok aniden seçimler yapıldı. O yüzden siyasi parti kuracak vakit kalmadı. Yani birinci meşrutiyet döneminde siyasi partilere yer verilmemiştir. Bunu nota yazıyorsunuz dostlarım. Birinci meşrutiyet döneminde siyasi partilere yer verilmemiştir. Ama ikinci meşrutiyette siyasi partiler var. Hatta çok partili hayatı yaşayacağız. Bunu ileride konuşacağız. Evet. Çok partili, çok partili hayatlarından çıktık. Birinci meşrutiyet döneminde siyasi partilere yer verilmemiştir.